Gordion Müzesi Ankara'nın Polatlı ilçesindedir. Gordion Yassıhöyük köyündedir. Gordion'da Kral Midas'ın tümülüsü vardır. Ama Kral Midas'ın kemikleri alınarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürülmüştür. 1963 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Yassıhöyük olarak tanınan 500 nüfusa sahip küçük bir köyün yanında kuruldu. Gordion Müzesi'nde kronolojik bir sergileme sunulmakta, her dönem karakteristik örneklerle temsil edilmektedir. Üç vitrinde eski Tunç devri eserleri, bunu takiben Kral Midas ile son bulan Erken Frig dönemine ait eserler yer almaktadır. Bu eserler içinde Erken Demir Çağı'na ait el yapımı çanak çömlekler, Erken Frig Çağı'na ait demir aletler, tekstil üretim aletleri sergilenmektedir. Yeni sergi salonunda panoramik vitrin içinde M.Ö. 700 yıllarına tarihlenen tahrip katına ait tipik bir yapı sergilenmektedir. Yeni salonun geri kalan kısmında M.Ö. 6, M.Ö. 4. yüzyıla ait ithal edilmiş Yunan seramiği, Helenistik Çağ ve Roma dönemine ait malzemeler sergilenmektedir. Son bölümde ziyaretçiler, Gordion'da ele geçen mühür ve sikke örneklerini izleme imkanı bulacaklardır. Son yıllarda Gordion Müzesi'nin ziyaretçi sayısındaki büyük artış, burada yeni düzenlemeler yapılmasını gündeme getirmiştir. Bu çalışmalar içinde 180 metrekarelik yeni depo binası, 150 metrekarelik ek teşhir salonu, 30 metrekarelik laboratuvar ve 35 metrekarelik görüntü ile bilgilendirme salonu, 5000 metrekarelik yeni açık hava teşhir alanı yapılarından belli başlıları arasında sayılabilir. Yeni kazılan alan, friklerin mobilya yapımında kullandıkları sedir, kokulu ardıç, şimşir, sarıçam, ceviz ve porsuk fidanlarıyla ağaçlandırıldı. Bu yeni alana nakledilen Roma mozaiği ve Galat mezarı yapılan işlerin bir bölümü olarak sayılabilir. Gordion çevresi geniş bir alan üzerinde M.Ö. 8. asrın son çeyreği ile M.Ö. 6. asrın ortalarına kadar uzanan bir zaman dilimine tarihlenen çeşitli ölçülerdeki tümülüslerle kaplıdır. Tümülüsler Frig soyluları ve İleri gelen kişilerin mezarlarıdır. Bu tümülüslerin içinde 300 metrelik çapı 55 metrelik yüksekliği ile Midas tümülüsü olarak tanınanı muhteşem bir görüntüye sahiptir. Midas tümülüsünün kazısı 1957 yılında gerçekleştirilmiştir. 1960'lı yılların başlarında Türk mühendisliğinin şaheseri beton destek konstrüksiyonunun tamamlanması sonucu halkın ziyaretine açılmıştır. 1954 yılında kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan mezar, daha sonra Gordion kazı ekibi tarafından o tümülüsü olarak adlandırıldı. Aradan geçen yarım yüzyıl sonunda anıt mezar insan ve doğanın tahribine uğradı. Kültür Bakanlığı'nın müdahalesi ile anıt eser yok olmaktan kurtarıldı. Müze uzmanları tarafından çeşitli çizimleri yapılan mezarın taş blokları numaralandırıldıktan sonra Gordion Müzesi'nin yeni bahçesine taşındı. 1999 yılında Gordion Müze Bahçesi'ne yeniden inşa edilmiş olan mezar insanlığın görüşüne sunulmuştur. Yaklaşık olarak M.Ö. 3000'li yıllara 3000 ila 2000 rastlayan eski Tunç çağı Gordion'da yerleşimin bilinen ilk safhasıdır. Anadolu ve Yakın Doğu'da aletler ve diğer araç gereçlerin yapımında kullanılan Tunç'un bronz üretiminde en son teknolojik adımların atılması bu döneme rastlar. Daha eski bir dönem olan Neolitik denilen yeni taş çağı dönemde ana malzeme taş kullanılmış ancak Gordion ve çevresinde bu döneme ait buluntulara rastlanılmamıştır. Gordion'a yakın bir başka höyük olan Polatlı höyüğünde de Gordion'dakilere benzer buluntular ele geçmiş
Böylece Tunç Çağı'nın Gordion çevresindeki diğer mevkilerde de kendini gösterdiği anlaşılmıştır. Sergide bulunan el yapımı seramik kaplar, özellikle gaga ağızlı testiler, Orta Anadolu eski Tunç Çağı'nın tipik örnekleridir. Gordion, Yassı Höyük merkez bölgesindeki Polatlı Höyük kazısı, Seton, Lodi ve Nuri Gökçe tarafından 1949 yılında bir kazı sezonunda tamamlanmıştır. 21. boya bezekli kap, tespit edilen toplam 31 yerleşim katı, M.Ö. 3000 ila 1200'e tarihlendirilmektedir. Erken, orta ve geç Tunç dönemleri. Polatlı, Hüyük'ten çıkan ve eski Tunç çağına ait olan M.Ö. 3000 yıl kapların büyük çoğunluğu Gordion eserleriyle mükemmel bir benzerlik gösterir. Bu örneklerden en ilgi çekici olanı arkeologlar tarafından depas olarak adlandırılan uzun gövdeli çift kutlu kadehler biçiminde olup Kuzey-Batı Anadolu'daki Troya'dan Kuzey Suriye'ye kadar geniş bir alanda görülmektedir. Gordion Müzesi'nde teşhir edilen bu döneme ait eserlerin çoğu müzenin güneydoğusunda uzanan bir mezarlıkta bulunmuştur. Gömüler iri küplerin içine konulmuştur. Ana yerleşim höyüğünden çıkarılan hiyeroglif yazılı kil bir mühür baskısı, burada yaşayan insanların eski Hitit hakimiyet bölgesiyle ilişki içinde olduklarını göstermektedir. Anadolu'da Orta Tunç Çağı, eski Asur ticaret kolonileri ve eski Hitit krallığı M.Ö. 2000'li yılların ilk yarısı zamanı olup bu iki dönem sırasıyla Kayseri yakınlarındaki Kültepe-Kaneş ve Boğazköy-Hattuş'a Çorum ili kazıları en iyi şekilde bilinmektedir. Geç Tunç Çağı M.Ö. 1500-1100 başkenti Boğazköy-Hattuş'a olan Hitit İmparatorluğu'nun dönemidir. Bu dönemde Gordion'un nasıl bir öneme sahip olduğu belirsizdir. Sergilenen çanak çömlekler çarkta yapılmış ve toplu üretilmiş olup diğer Hitit merkezlerindekiler gibidir ve bu nedenle yerel ekonominin Hitit hakimiyet bölgesi ile bağlantılı olduğunu ortaya koyar. Bu tür bağlantıların öne sürülmesinin bir nedeni de Gordion buluntuları arasındaki üzerinde Hitit hiyeroglif yazıtlı mühür baskısı bulunan çömlek kulpudur. 1989 yılında Polatlı ilçesi Kayabaşı köyünde temel kazısı sırasında ortaya çıkartılan M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen Roma dönemi mozaiği ev sahibi tarafından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne bildirilmiş ve müze tarafından kazısı aynı yıl gerçekleştirilmiştir. Yer darlığı nedeniyle taşınamayan mozaik 1999 yılında başarılı bir çalışma sonucunda Gordion Müzesi'nin yeni bahçesine taşınmış ve yarı kapalı bir mekan içine monte edilmiştir. 6.60 x 7.70 metre ölçülerindeki mozaiğin merkezinde hayvan motifleri, çevresinde ise geometrik bezemeler yer almaktadır. Frigya Krallığı'nın başkenti, ünlü Gordion şehrinin kalıntıları, Ankara-Eskişehir karayolunun yakınında Sakarya eski adıyla Sangarios ve Porsuk nehirlerinin birbirlerine yaklaştıkları yerde Polatlı'nın 18 kilometre kuzeybatısındadır. Ankara'dan 90 kilometredir. Alman ve Amerikan kazıları süresince buradan çıkan ve çeşitli yayınlarda tanıtılan buluntular bu yerleşimin tarihini erken Tunç çağına M.Ö. 3000 yıllarına kadar götürür. Gordion, M.Ö. 7. yüzyılın başlarında Kimmerler tahrip edilmesine rağmen en parlak dönemlerini M.Ö. 750-700 tarihleri arasında yaşamıştır. Birçok buluntular ve yerleşimdeki tümülüsler 6. yüzyılın sonuna kadar devam eden bu işgali göz önüne serer. Yine de Gordion, M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında
Büyük İskender'in burayı yeniden onarıp bağımsızlığının kendilerine geri verilmesine kadar Persler tarafından yönetilmiştir. Kral Gordios tarafından bağlanan meşhur düğüm, Büyük İskender tarafından M.Ö. 333 yılında kışı geçirdiği Gordion'da kesilmiştir. M.Ö. 300'de Gordion'da Helenistik dönem Büyük İskender'in burayı fethinden sonra başlamıştır. Sonra Roma dönemi M.Ö. 1. yüzyıl, M.Ö. 4. yüzyıl, daha sonra Selçuklu, M.Ö. 11. 13. yüzyıl dönemi başlamıştır. Bütün bu olaylar Gordion'da 4000 yılı aşkın gibi kısa sürede olmuştur.